Cep telefonları, tablet bilgisayarlar, video oyunları, 3 boyutlu televizyon setleri, sözün kısası neredeyse bütün ileri teknoloji ürünü, elektronik aletler ve askeri malzeme nadir bulunan minerallerden üretiliyor. Lise yıllarından hatırladığımız mineraller grafiği 17 adet nadir madde içerir. Lantanit maddeler diye de adlandırılan bu kimyasal maddeler benzer madeni özellikler taşır ancak diğer madenlerden farklıdırlar. Bu yüzden de piyasalardaki değerleri çok yüksektir. Ancak bu nadir maddeler ne kadar az bulunur? Washington'daki Smithsonian Ulusal Doğal Tarih Müzesi'nden araştırmacı Jeffrey Post açıklıyor. Rare is a bit of a misnomer here. Aslında nadir demek biraz yanlış. Bazı durumlarda nadir yerine gizli demek daha doğru çünkü bu madenler çoğu zaman dünyanın dış kabuğunda saklıdır. Jeffrey Post birçok nadir madenin aslında teneke, nikel, bakır gibi sıradan olduğunu ancak çok az miktarlarda bulunduklarını söylüyor. Bu maddelerin çıkarılabildiği yerlerin sayısı az. Nadir sözü madenin çıkarılacak çoklukta bulunmamasından kaynaklanıyor. Ancak bu madenler dünya piyasalarında çok revaçta ve fiyatları da hızla artıyor. Mineralprices.com'a göre geçen Aralık ayında 1 kilo yityumun fiyatı 82 dolardı. Şimdi ise kilosu 200 dolar. Disprosium'un kilosu 700 dolarken 1000 dolara çıktı. Jeff Post, elektronik çağında birçok günlük aletin bu madenlere bağlı olduğunu söylüyor. Örneğin LCD ekranlarda gördüğünüz renkler nadir madenlerden üretilen fosfor sayesinde mümkün oluyor. Birçok elektronik parça, cep telefonları ve küçük bilgisayarların yapımında maddeler kullanılıyor. Piller ve mıknatıslar da yine bu az bulunur madenlerden yapılıyor. The batteries, the magnets that are used in these devices again make use of rare earth elements. Dünyada nadir madenlerin yoğun olarak bulunduğu ve doğal jeolojik sürecin bu maden birikintilerinden büyük kristalize parçalar yarattığı bazı bölgeler var. Bu madenlerin fiyatları arttıkça madencilik de daha karlı hale geliyor. Moğolistan dünya demir üretiminin %90'ını yapıyor. Jeff Post'a göre nadir madenleri diğer madenlerden ayrıştırmak çok zahmetli bir süreç. So you need to have a specialized chemical process. Özel geliştirilmiş bir kimyasal süreçle nadir madenleri sıralan madenlerden ve birbirlerinden ayrıştırmak gerekiyor. Her nadir maden kristalinde başka madenler de yer alıyor. Bunlar birer birer ayıklanıyorlar. Nadir madenler kimyasal olarak birbirlerine çok benziyor. Dolayısıyla birbirlerinden ayrıştırılmaları zor bir süreç gerektiriyor. Jeologlar dünyada değerli madenlerin nerelerde bulunabileceğini araştırıyor. Bu arada elektronik eşyaların geri dönüştürülmeleri de bu aletlerdeki nadir madenleri yeniden kullanabilmek açısından büyük önem taşıyor.